Efendim, dedi böyle dedi marketlerde satılan bir şey var. Üzerinde yazıyor dedi işte 15 adet açtım dedi 16 çıktı dedi. Bir mahsur yok. Çünkü sen öylece aldın onu. Öylece aldın. Peki 14 çıksaydı? Öylece aldın. Aynı. Bazen dedi böyle cami önlerinde veya meydanlarda dedi birisi para veriyor dedi. Bu lokmacılar var. Hakikaten görüyorum ben de arabalar falan var. Diyor ki şey yapıyor falan işte şu kadar lokma dağıt. Bunlar da sevabı olur mu? O kimsenin niyetine bağlı. Mesela o kimse sizin diyelim ki böyle bir o lokma döken tesisiniz var. Minibüsü yüklemiştiniz götürdünüz. Ben de parayı verdim. Yani ne kadar lokma dağıtılacak? Ha, ondan diyelim ki 1000 adet lokma çıkacak mesela verdiğim paradan. Ben niyet ediyorum. Bundan hasıl olan sevabı önce peygamberimize sonra bütün peygamberlere ashab-ı kiram tabi'in, tebe-i tabi'in bütün evliya-i kiram, İslam alimlerinin ruhlarına, hususen ahiretin dedelerim, ninelerim, annem, babam, bütün geçmişlerim, yakınlarım, tanıdıklarım ve arkasından dua edecek, bana da dua eden yok mu diyenler varsa, onların da ruhlarına hediye ettim. Olur mu? Olur tabii. Çünkü orada bir sevap hasıl oluyor. Evet. O sevabı böyle gönderebilir miyim? Gönderebilirim. Birileri de gönderebilir mi? Biz de garibiz ya. Osman Ünlü'ye de göndersinler. Fahattin Apa'ya da göndersinler. Yani ne olacaktı? Efendim mağazada veya başka yerlerde bu dinleyicimizin dediği gibi biz de rastlıyoruz mesela. Böyle masa üstünde kalıyor veya da kenarda öyle 25 kuruş 50 kuruş 1 lira kalıyor yer falan. Veya da yere düşmüş. Evet. Masa üstünde kalmış. Bazen mesela bakkal dükkanına bile adam bakıyor. Hakikaten bu benim kasaya mı ait? Başkasına mı ait falan diye. Böyle tereddütte olduğu zaman bunu bilenler mesela böyle sahiplenme falan yoksa bir kutu yapmış sadaka kutusu diye. Evet. Al pat diye oraya atıyor. Al pat diye atıyor. Diyelim ki sen orada bozuk para çıkardın. Eminsen iste. Hani dedi ki müşterinin mi yoksa şeyin mi? Yani orada birisi diyecek ki benim. Benim diyorsa itirazımız yok. Tamam mı? O diyecek ki bilmiyorum. O da bilmiyorum. O zaman aynı şekilde şüpheli ikisinden hangisinin. Kimin olacak bu? Bunu bilemiyoruz kimin olacağı. Yani gizli kamera varsa orada ona bakacak. Değil mi? Öyle şimdi zamanımızda tespit. Başka türlü başka. Ama Allah'a para biliyor. Hayır mesela. Onun için böyle şüphelilerde fakire vergisin.